Yani Hazar var mı söyleyeceğim? Bu görüntüyle ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Ben bir önceki konularla da alakalı konuşmadım. Beni alakadar etmiyor. Ben şu anda ilgilenmiyorum. Ben şu anda önüme bakıyorum. Rümeysa'yla da ilgilenmiyorsunuz. Yok. O. Şimdi 9 ay bir birlikteliğin oldu ya, tanıdığın Rümeysa. Şimdi böyle bir şey karşıya çıkıyor ya. Evet. Şu an düşüncelerin ne? Onu merak ettim. Şimdi... Yani klasik Rümeysa işte ya. Hani o olmadı değil. Mesela bir insanı seversin. Ya yani. Allah korusun, ben bu seyle burada ayrıldım. Hı-hı. Bir ay sonra başka bir şeyini görüyorum. Öykü'nün bana bu soruyu soruyor. Ne hissedersin? Ben çatar patara söylerim. Çünkü ne bir geçmişim var. Bu sefer böyle değildi diyebilirim. Onu sorduğumuz için merak ediyoruz aslında. Hani tam geçmiş yani seni ilgilendirmiyor olabilir. Bunu yapıp, doğru bir karar. Bunu yapıp yapmayacağını mı soruyorsunuz? Yani senin tanıdığın Rümeysa'yla... Benim tanıdığım Rümeysa'yla... Evet, sadece sorumu tamamlayayım, sakin. Siz sorun. Senin tanıdığın Rümeysa'yla burada içinde dahil olduğu olayları örtüştürebiliyor musun? Yani bu, benim tanım kadın bu değil. Yani ben nasıl böyle şeyler şaşırttı beni gibi mi? Yoksa olabilir, haklıdır, böyledir, şimdi şöyledir. Benim tanıdığım Rümeysa diye bir şey yok artık. Zaten 9 ay, 1 sene falan bitmiş. Ya, Rümeysa da Rümeysa değil yani. Artık Rümeysa'yı da yargılamıyorum. Buradaki kimseyi de yargılamıyorum. Buraya hepimizin gelme amacı belli. Yani hepimiz o çok düzgün, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye bir şey yok. Hepimizin çarpık ilişkileri oluyor. Şimdi başka bir pencere açtın. Kendinle ilgili başka bir hayır, pencere açtın. Onaylıyorum insan yaptıklarını o zaman. Yani hepimiz dürüst olalım. Ne yani. Anlatıyorsun? Bir dakika. Dürüst ama... Amacımız ne kanka buraya geldi? Bazı kişileri tenzih ediyorum. Soralım teker teker. Kötü bir amaç değil ama... Bakalım amacı neymiş? Yani... böyle bir program sonuçta. Evet. Anladın mı? Tabii. Yani ben... Senin amacın ne o zaman? Senin amacın da kendini göstermek yani. Hayır, bir dakika. Evet, öyle olanlar da var bu arada. Hazar sansasyonunu yakaladın. Hayır, öyle olanlar da var. Herkes ciddi ilişki yapmaya mı geldi Allah aşkına? Yani herkes bu amaçla mı geldi gerçekten? Şimdi ben... Evet, ben o amaçla geldim. Mesela bu programın millet, kimisi ciddi ilişki yapmaya gelir, kimisi kendini göstermeye gelir. İşte herkesin amacı kimisinin aynı deyince işte, öyle olmuyor. Hayır, farklı ama hepimizin pozitif çıkarlarına yönelik amaçlar. Kimisinin işine yarar, kimisi gerçek aşkı bulmaya gelir. Ama şöyle, öyle bir havayla söylüyorsun ki, tamam burası reality show, bunu hepimiz bilerek buraya geldik zaten. Ama reality kısmı da var ya mesela biraz da. Sen şunu demek istediğini düşünüyorum. Asla bir küçümseme durumu yok. Yani sonuçta Rümeysa biraz da işin tabii ki de sansasyon, kaos lazım. Hani onu da yapmış işte. Ne diyeyim ki ben der gibi söylüyorsun. Öyle zaten. Yani asla şu an öyle bir şey yok. Ben sen değilim. O zaman burada şunu mu çıkarmalıyız? Rümeysa gerçek Rümeysa değil. Aslında dışarıda böyle değil ama burada bunu yapmak zorunda kalmış mı demek istiyorsun? Neyi anlayacağımızı şaşırdık. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne cevaplar verirsin ki? Tek tek alalım. Şimdi 9... Oğuz. 9 erkek farklı insanları bir eve içine atınca... Hani askere gittim ben, bilmiyorum gittim mi? İster istemez orada da sansasyonel, orada da kaos oluyor. 9 kızı da aynı şekilde. Kardeşinle bile kavga edersin. Tabii ki de aynen öyle. Bütün gün birliktesin burada, zaman geçiriyorsun. İster istemez oluyor. Ama şimdi herkesin buraya sansasyonel bir şeyler yaratmaya geldiği asla değil. Mesela ben kendi açımdan örnek vereyim. Ben dışarıdan ilişki konusunda çok böyle katıydım. Yani nasıl ben kendimi göremiyordum. İnsanlar beni yargılıyordu. Ben dışarıdan da kendimi izleyeyim ve o kadar bana yaradı ki şahsen. Hani beni tanımıyorsun. Hani çok ciddi bir şey istiyordum ben zaten hayatımda. Bak, kendi yanlışlarımı görebildim. Buraya o yüzden geldim. Geldiği adamdan sana, başka sana yemin ediyorum seni çok sevdim. Oturuşum, konuşman. O zaman niye TikTok açıyoruz? Ben açmıyorum da açanlar niye TikTok açıyor? Bununla alakalı bir şey diyebilir miyim? Niye açıyor? Bir saniye. Niye açıyor sence? Sebebini de söyle. Neden açıyor? Yani bir tık daha Hazar bir kendine... söyle bize. Efendim? Niye açıyor sence? Ya şimdi ben dedim ya. Herkesin pozitif çıkarı sonuçta. Tamam. Yani ünlü olmak, işiyle alakalı, kendisiyle alakalı, takipçi artması gibi. Tamam. Evet, bunlar, bunlar da güzel var. Şeyler. Ben bunu yargılamıyorum ama siz de yargılamayın. Şimdi ha, ben yargılamıyorum. Ben burada değil miyiz? Şimdi biz... Bak ben kendi adıma da konuşuyorum. Benim peki canlı yayın işimde... açmayanlar ne yapıyor? Ya ben herkes için konuşmuyorum. Bak ben kendim açmıyorum ama neden buradayım? Kendimle çelişiyorum değil mi? Evet. Benim neden bir amacım buradasın? Var. Benim de bir amacım var. Ne amacı? Herkesin olduğu gibi... Ben de tanınmak istiyorum belki. Ben de ünlü olmak istiyorum. Belki o değil. Ayrı şey işte. Yani bu da öyle değil. Hayır, bir şey değil. Gerçekten benim ilk amacım ben, oydu. İnsan anlattım ben. Hayır, öyle değil. Ben bunu düşünüyorum. Ben buraya senin için geldim, seni gördüm mü dememi bekliyorsun. Bunu mu duymak istiyorsunuz? Yani... Sen buraya bir ilişki etmeye geldin. Ozan var ya. Ya şimdi... Sadece sen duymak istediğin şeyleri duymamak bence, anladın mı? Anladım.
Yani o Rümeysa sadece benim ona odaklanmam, ona şey yapmamı istiyor. Ben de ona... Doğru söylüyor Öykü Hanım, katılıyorum. Yani... Buradaki herkes gözükeceğini biliyor, yayınlar açıp para kazanıyorsunuz mesela. Hani onlardan bahsediyor. Bu bir şekilde bizim işimize de yarıyor. Sen de buna dahil olacak bir ortama mı ihtiyaç duydun? Onun için mi aynı zamanda buraya geldin? Ya ben işimde gücümde çalışıyordum zaten. Seviyorum ben de bu tarz şeyleri. Yani bir girip katılayım dedim. Aynen. Bu kadar basit. Kendini göstermek için işte. İlk gözü. Sen ne için? Kişiliğinde de çok absürt. Tam kendisi itiraf etti ya. Evet, aynı hepimiz aslında gözüküyoruz istemesek. Ben zaten görüyorum hayatı. Tek yani dürüst ilişki de yaşamaya geldim diyor. Onu da söylüyor ekstradan. Aslında hepimiz şimdi ben çok dürüst hani, yanlış bir şey ben söylemiyor. Şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. Bak hala yanlış ifade edemiyor. Ben şu anda her şu an seni yanlış yani anladılar. Şov yapmaya geldiğini düşünüyorlar. Herkes anlamak istediğini anlar. İşte çok Rümeysa ile alakalı konuma da gelelim. Ben buraya 3-4 ay önce başvurdum. Önce Rümeysa başvurmuştu. Ondan sonrasında da ben de şimdi bu girerse o zaman daha ilişkimiz taze. 4-5 aylık bir süreç. Beraberken siz başvurdunuz. Bir dakika. Beraberken hayır, değil. Hayır. 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 Açık arayıp her şeyi cımbızlamak ayrı senin bir konu, için yorum yapmak hayır, ayrı Rümeysa bir konu. Senin için, yok. Hayır Rümeysa, senin için özellikle bugüne kadar yapılmadı da bugün bu kadar zamandır buradasın, hiç evet, kimse bir şey bile söylemedi bile işte. Şimdi mi yani? Niye çünkü bile bile? Çünkü işleniyorum zaten üstüme gelin, niye bile hepsi birleşip bunu yapıyorlar. Bunu buna çevirme. Bunu buna çevirme. Bu kadar öyle zamandır buradasın. Bir mesele var, o mesele üzerinden tartışılıyorsun. Meselen yoksa zaten yani buradaydın. Kimse seninle kişisel bir derdi yok ki. Bunlar üzerinden konuşuyoruz. Ya, üzerine gelinen bir durum yok şimdi. Evet, buna yok, çevirme. Evet dinliyorum Azar. Çok bölündük yani artık. Trakma Azar. Rümeysa'nın olduğu konulara gelince trakma dedin. Onunla ilgili buradaki, onunla ilgili buraya ne amaçla geldi? 4-5 ay olmuştu. TikTok'a ne anlatacak? Yine mi hatırlamadın? Başvurduk dedin 4-5 ay geçti. Tamam ya. Dur İlayda bir bölme. Bir dakika. Yok ya gerçekten. Durum şu anda bu. Yani ne yapılabilir? Yapılacak bir şey yok yani. Bu kadar basit. Yaşamış diyorsun. Olmuş. Sen de iz bırakıyor musun? Sen hala rahatsız oluyor musun, olmuyor musun? Ya zaten rahatsız olduğum konular var. Fakat susuyorum çünkü benden önce olmuş şey. Bir de yani kendi karakterime yakıştırmıyorum, şaşırıyorum da. Durum bu. Tamam, şimdi güzel. Sizin, bütün kızlar için söylüyorum. 1-2 senelik bir ilişkiniz olsa, dostça ayrılsanız, sizin sevgiliniz böyle bir programa gelse, ben aşırı sizin, derecede sizin yerinize başka bir kızı kaldırsa, Allah belanı versin, nasıl adamsın, şöyle böyle herkes der. Demem ben. Ben yok, ben de demem. Bitmiş yani. Ama ilişkine bir kişiye de bağlı. Onu demem Öykü Hanım ama herkes burada rahatsız olur. Aynı ortamdan başkasıyla görmek istemez kimse. Ben de bunu söyledim. Yoksa ben saygı duyuyorum zaten. Bir kadının gururunu asla kıracak bir adam değilim. İstediğini yapabilirim. Vahşileşiyormuşuz Öykü Hanım. Yani bunu niye anlattın şimdi bize? Yani Rümeysa ile alakalı durumu sordular ya. İlgileniyorsunuz ama hala bir duygun var demektir. Ya şu anda zaten biz şey olarak başladık konuşmaya. Yani sıfırdan yeniden birbirimizi tanıyormuşçasına bir başlayalım dedik. Ama pek konuşamıyoruz çünkü başka her şeyin bildiği için, ben de onun birçok şeyini bildiğim için... Yani, çok da tanışamadım. Nasıl tanışabilirim ki yani? O kadar her şeyini biliyorum. Hani en fazla kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Evet. Ama yok, ben sizin aranızda böyle bir doğallık olduğunu görmüyorum. Ben ona hazır değilim Öykü Hanım. Ben ilişki kaldırabilecek durumda değilim yani şu an. Ben biraz yani yalnız kalmak istiyorum. Zaten güven sorunum var. Zaten hani bitmiş bir şey. Bunu tekrar denemeye gerek var mı? Bunun için de bir i̇şte çaba yani gerek bana yok. Bana tuhaf geliyor. Yani evet. Ben psikolojikman iyi değilim yani. Konuşacak mecalim yok zaten. Hazar, nasıl değerlendiriyorsun peki bu durumu? Öyleyse öyledir. Yani bu sözün üzerine başka ne söylenebilir? Bana çok yani tuhaf ben şey geliyor. Mi söyleyeceğim? Evet, ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum.
Siz mi? Evet. Ya şimdi ben yani ne abi diyeyim? Bir de şey söylemek istiyorum. Kendini göstermeye gelmiş ya. Hani bu saatten sonra hangi kadın güvenebilir ki ilişki yaşamaya? Yani. Bence. Abi, keşke bunu itiraf etmeseydin içinde. Yok ben öyle onun öyle düşünmüyorum ya. Yani burada burayı değerlendirmenin arkadaşlar ne olur? Tamam çok. Burayı değerlendirmenin yöntemlerini sorgulayamayız. Yani gelir. Yani sonuçta siz de ilişki yaşıyorsunuz, aynı zamanda yayın açıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Hem ondan da faydalanıyorsunuz, hem ya Dilhan diye düşünürsen, evet, tabii anladın mı? Sana da faydası oldu, o sana ben da faydası oldu. PK'lar atarken çok öyle demiyorlar gezdi. İşte yani, ben anlamadım. Ne yaparken? PK'lar atarken öyle demiyorlar, tamam, burada okay. Hepimizin faydası var yani. Sonuçta bir faydası Ülke oldu Hanım, size. Ben size bir şey söyleyeyim, ama o zaman evet. Sizin gibi ama ilişkide devam ediyor aynı zamanda. Konuşalım. Şu anda siz Rümeysa'nın anlattığı durumdan, ben sizin yanınıza tekrardan soruyorum. Yani ben buraya şu anda senin için geldim diyelim ki. Biz... senin için geldim işte. Diyelim ki. O kadar konuşmalardan sonra... Yanında başka sonra, bir itirafta da bulundu da ama hani bir ilişki yaşayacaksam da öncelik olarak sana soruyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Yaşayacaksak yaşayalım diyorum. Yani sen... Ben hemen bunu söylemek zorunda değilim yani. Sorsam varım ya. Sonuçta ben Öykü ilişki yaşayalım desem şey bunu tanışmıyordu, sonra... sevgililik falan yok. Benim zaten eski sevgilim. Direkt ben tekrar bir hayatıma bir sevgili almış olacağım. Hı-hı. Yani hani direkt eski ilişkime dönmüş olacağım. Buradan çıkarsam da devam ederim. Artık hani... Evlilik yoluna girerim yani. Zaman bunu ki, ben anlasınlar. Nasıl hemen karar verebilirim? Ya sen, tamam diyorsan sen şu anda Araf'tasın. Anladın mı? Araf'taymış gibi konuşuyorsun. Tamam ben bunu benim sen gelmeden ciddi. Önce de söyledim zaten. Evdeki herkes biliyor. Yani bir ilişki ben bu istemiyorum. Saatten sonra artık birisiyle ilişki yaparsam direkt evlenirim. Benim amacım bu. Niyetim ciddi. Hem bak evlilik adına ciddisin. Tabii. Hem de ünlü olacağım. Bireysel olarak da. Ünlü bir iddialısın. Ya da ünlü bir çift olarak. Buradan. Ya yani. O öyle değil yani şimdi. Olabilir kanka niye olmasın? Sevilirseniz olur. Rümeysa olayına da gelirsek o dediğim gibi 5 ay 9 ay önce bir ayrılık sürecimiz vardı. Rümeysa ilk buraya başvurduğu zaman ben akabinde başvurdum. O zaman da aşk acımız tazeydi. O zaten ya 1-2 haftaya elenir diye düşünüyordum ya da ben 1-2 haftaya çağrılırım diye düşünüyordum. Sözleşmeyi imzaladım. Sonra o sözleşme zamanı gelene kadar 3-4 ay geçti. Rümeysa'nın hayatına birisi girdi, benim hayatıma girdi, şu bu derken... İzliyor muydun sen? Efendim? İzledin mi? Haberin var mıydı? İzlemedim. Resimleri gördüm sadece. O zaman Rümeysa bende bitti. Ve ben Rümeysa'yı hayatımdan tamamen çıkartmış, devam ederken hayatıma beni aradılar. Böyle böyle geliyorsun. Ben de buraya gelince bir başkasıyla olup bir başkasına şans vereceğim. Biz de biraz böyle doğru zamanı seçiyoruz ya. Aha, çok doğru zaman seçmişsiniz. Bence çok doğru zaman. Çünkü soğumuş ya. Yani hani gerçekten. Sence soğumuş. Gerçekten soğumuş. Bir başkasıyla olacağımı. Yani ona bir şans vereyim dedim. Durum bu. Durum bu. Ben yarın öbür gün ben bir başkasıyla olursam, şöyle böyle olursam da bana bulaşma. Yani sen bana bir şey yapma. O sırada her gün çok gitmek yani. İstiyorum. Yani diyor ki ben bir deneyeyim, olmazsa... Ay sana gidiyorum. Deneyim bir dakika bana. Bana bunu diyorsan zaten bay bay aşko yani. Öykü Hanım merak ettiğim bir şey var şimdi. Olayları çarpıtmayalım. İki gündür, iki üç gündür. Hep Araf'ta konuşuyor. Siz de farkındasınız. Ay çok olmuş ya. Nasıl bekledin o kadar? Mesela ne zaman konuşsan bir bozulup kalıyorsun. Böyle bir tabii ruhun çekiliyor yani. Uyumuz kurusu ne yapalım? Hayır. Şimdi benim zaten burada yorgunum yani şeyim. Sen daha dur ondan yani. Ondan enerji yani. Almak istiyorum. Selam ederim. Öykü Hanım yorgunum diyor bana. Ben de vallahi dalga geçiyor. Pazar da şu an. Ben seni hiç çekemem bir hali var ya. Ay ben de ben kimseyi çekemem. Var bence öyle. Ben baştan beri buradayım. Ben yorgunum. Sana ne oluyor? Ya bizi de hayat yordu be gülüm. Ne yapayım? Gül falan deme bana yani. Yani ne oldu? Yani artık o... saf şeyler bitti. Hazar sen dikiz aynasını bırak önüne bak. Update. Hazar yok mu beğendiğin kişiye? Altta kalma. Yok be dostum. Çok güzel kızlarımız yani, var. Ya hayır hayır bak ben sana ne diyorum. Ben bu saatten sonra ciddi bakıyorum olaya. Yani evlenirim diyorsun. Tamam Rümeysa. O yüzden de zor. Ciddi bakabilirsin. Tamam Rümeysa'nın olmayacağını efendim Hazar'ımız var ciddi niyeti. Öykü Hanım yapmayın. Ama bir o kadar ünlü olmak istiyor. Hazar'a kadar... Öykü ben görüşmem. Hazar'a kadar değil, mezara yani. Kadar diyor bu. O yüzden talip olmak istiyorsanız buyurun bekleriz. productionhouse.com.tr Gerçekten evlilikli yok gitmiyor. Daha yani dur bekle. Nokta hani, komu duyunca. Evlilikle ilgili niyetim ciddi. Bu saatten sonra evlenirim diyen bir adayımız var. Vay be. Ya halini beğeniyorsanız, bu adam için gelmek istiyorum diyorsanız acil bizim yapım şirketinin kapısını aşındırın lütfen.
Rümeysa'nın da umurunda değil. Üzülür ama öyle de demeyelim. Üzülürüz de içimize atarız her zamanki gibi. Gülüm. Yani. Aynen. Kan kusup kızılcık şerbeti demek. Ne gerek var? Adam gelmiş yanına. Ama Öykü'nün yanlış bir zamanda yani? Almışsınız. Gerçekten yok, çok bence çok doğru zaman. Hiç ama çok yaralarını kötüyüm ben. Mesela kıskanmıyor başkasıyla, asla. Başkasıyla burada görmek yok. İstemem. Yani rahatsız olurum yani. Ama hani böyle hani üzüleyim ağlayayım öyle bir durumda değil yani. Rahatsız olurum. Arkadaşları diyorlarmış ki onun yanına böyle bıcır bıcır cıvıl cıvıl birisi olması gerekiyormuş. Mesela Dilara. Efendim ne diyorum? Ne dedim? Olur mu Dilara? Ne? Hazar'la. Ben de Hazar mı? Ya, İki esmer. Ben zaten burada konuştum Hazar'la. Hı. Birinin tıpkısının aynısı. Bütün verdiği cevaplar aynı. Diyor ki bir de ben sakin bir insanım, yanındaki kadın neşeli olacak, beni böyle neşelendirecek. Yanıma neşeli ben de dedim ki siz zaten o neşeli kadını söndürüyorsunuz, emiyorsunuz. Ruh emicisiniz evet. Falan gibi. Doğru Öykü Hanım. Doğru olabilir. Ortak nokta. Yok doğru, ben başta mesela yok doğru. Bizim ilişkimizin başında ben öyleydim. Zaten bunu bana kendi söyledim. Doğru Meysa, şunu benim söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten bir tarzım var hayatım. Yani şimdi. Hayır. Ya, evet ya. Var. Hayır. Ege'm ne kadar içten geliyorsun. Bunu diyemem. İçimde kalacaktı. Ama gerçekten öyle. Yani. Söyle, ilişkinin başında öyleydim gerçekten. Çok böyle hayat enerjisi yüksek, çok pozitif bir insandım. Ben de yani ilişkinin sonunda artık yani bitmiştim. Ben size bir muhabbet, öyle çok özür dilerim. Ben size bir muhabbetinizi görmek istiyorum. Şu anda sizi bir kırmızı odaya gönderebilir miyim? Lütfen. Ne? Kimle? Evet, ya, Hazar'la Dilara. Aa iyi laf sokarım ama. Tabii işte ne yapıyorsan yani. Size bir kırmızı oda. Gitmek istemiyorum. Lütfen. Rica ediyorum. Ya ben de zaten sohbet edeceksiniz ya, hani bir şey olacak diye değil. Aman aman, arkadaşım olsun olarak gideyim. Görüyorum, yanlış anlama yani senin karakterine, şeyine. Ay ben seni çok yanlış istiyorum anlama. Hazar, gel gidelim. Hadi. Bence bir kırmızı oda. Hadi gidelim, gel. Hayır, oturmak zorunda değilsin, girip çıkabilirsin. Aa, ıskanmayan kızım. İşte ben başına geleceğini biliyorum, o yüzden ayağım. Tamam evet de ama biz de bunu görmek istemiyorum ben. Yani oturmuyor. Hani umurumda değil diye kalmaz yani, kalamaz. Çünkü inanmıyor. Öyle bir umurumda ki iki zaten. Tamam işte. Tamam. Bunu görelim, sen de gör. Herkes görsün. Tam kalkmıyor, beraber gideceğiz o zaman. Öyle olur çünkü hayır yani, gidemem. Nasıl hayır? İstemiyorum Öykü. Nasıl gidelim? Geliyor işte. Tamam ben de gidiyorum o zaman. Bir gitsin her sonra gidersin. Yok bir şey diyeceğim. Bak şu an senin geç kalamam. Benim peki düştüğüm duruma keşke böyle öyle bir durum olmadı Dilara. Ben daha değişik kesinlikle durumdaydım. Kesinlikle öyle bir durum. Daha senin ilişkin bitti. Biz dinçlerle alakalı hiçbir alakası yok. Kafanda kurduğun şeyleri yaşama ya Allah aşkına. Hazar sen istiyor musun? Hayır o da istemiyor zaten. Ah bakın. Hayır, zorla bile bile yapılıyor bu. Artık zorunla şey canım. Zorunla. Tamam ben de giderim hadi. Tam benimle gittiğinde hiç bu tepki vermedi. Zorunlu mu Öykü Hanım? Evet zorunlu. Ben benden değil. Ben ilettim sadece arkadaşlar. Benimle gitti, hiç zoruna gitmedi. Ben ilettim sadece. Mesela yok diyor. Haydi. Abi, ama geldi gördü sorun değil dedi. Benim bir dalga geçim geliyor. Haydi. Evet yani diyor mu? Dilara'yı özellikle sanki. Hazar hadi. Efendim? Hadi kırmızı oda. Zorunluysa ben gidiyorum. Zaten evet Dilara gidiyor Öykü Hanım. 5 dakika bir işkence yaşayıp geleceğim. Hadi. Gel istersen. Vallahi bunlar kıyamıyoruz. Harem kurarı neler yapıyor? Harem kuruyorlar bunları da. Yürüyüş yapar. Ya bu gerçekten. Ya biri var ya koparıyor ya. Beni. Hayır, onu özel değil.